Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bu hafta diş estetiğini konuşacağız tüm yönleriyle. Ve biliyorsunuz sevgili izleyiciler, biz bu yıl iyileşme öyküleri köşesine de özellikle yayınlarımıza yer veriyoruz. Sağlıklarına kavuşan, kanseri yenen, kısırlık tedavisi sonucu çocuk sahibi olan, sigarayı bırakan kişilerin yanı sıra dişlerini yaptırarak sağlıkla çiğneyebilen, sağlıkla gülebilen kişileri de programımıza konuk edebiliyoruz. Bugün Alperen Pulat bize özellikle dişlerini yaptırdıktan sonra hayatındaki ikili ilişkilerindeki değişiklikleri anlatacak. Diş hekimi Pertev Kökdemir ise dişlerdeki uygulanan son özellikle estetik tedavilerdeki gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Önce sizle başlayacağım. Evet. Şimdi sizin dişleriniz estetik olarak zirkonyum yapılmış galiba. Evet. Ne kadar önce yaptırdınız tedavinizi? Bundan 12 yıl önce üniversiteye başlayacağım zamanlarda dişlerim eksiklikler vardı doğuştan gelen. Ayrıca estetik olarak da kötü gözüküyordu. 12 yıl önce tedaviye karar verdim. Peki şimdi 12 yıl önce tam üniversiteye hazırlık dönemi, bir genç bir erkek olarak ikili ilişkiler de çok önemli. Kendinizi nasıl hissediyordunuz özellikle topluluk içinde, belki bir kız arkadaşınıza ya da kız arkadaşınız olmasını istediğiniz birisiyle iletişim içindeyken? Aslında ben o zamanlar kilo almada problem yaşıyordum. Daha çok yemek yemekte problem yaşıyordum. Görüntü olarak da rahatsız oluyordum. Hem sağlığım için bunu istiyordum, hem de tabii ki görüntüm için istiyordum ama o yaşıma dönecek olursam çıktısı olarak görüntüsü tabii ki çok daha fazla memnun etti. Şimdi de sağlıksal olarak da yani 12 yıl boyunca bunu kullanıp yokmuş gibi hayatımı idame ettirdiğim için, sanki kendi dişlerimmiş gibi, sağlık olarak da çok şey kattığını görüyorum. Peki gülebiliyor muydunuz rahatlıkla o zaman ya da konuşabiliyor muydunuz? O zamanlar şöyle bir hareketim vardı, sürekli ağzımı kapatarak saklama ihtiyacı duyuyordum. Rahat rahat gülemiyordum açıkçası. Bir sene içinde de bu otomatik olarak kayboldu bu davranışım ve doğal gülmeye başlayabildim. Dişiniz daha sonra şey yapıldıktan evet, sonra. Evet. Peki nasıl bir süreç oldu diş tedaviniz? Diş tedavim bir haftalık bir geçici protez dişlerle ölçü alındıktan sonra geçici dişlerle kaldım. O bir hafta geçici dişler kendi dişim gibi olmadı. Bu dişlerim gibi de olmadı. Ama bir hafta sonra bu dişlerim takıldığında o günden bugüne kadar gayet mutlu şekilde, gayet sağlıklı bir şekilde kullandım. Kaç tane zirkonyum var ağzınızda? Şu an 4 tane köprü var. Üst taraf komple zirkonyum. Alt tarafta sağda bir tane var. O kadar. Peki genelde toplum, özellikle hani gençler korkar diş hekimine gitmekten. Böyle bir endişeniz var mıydı? Vardı. Zaten fobim olduğu için özel bir doktor seçmiştim. Önce uyuşturdular. İğneden de korkum var. İğne fobim de var. Biraz problemli bir hastaydım. Ama gayet pozitif yaklaştılar. Tedavim bittikten sonra da kontrole sık sık gelmem istenmişti. Ben korktuğum için 12 yıl sonra geldim. Bugün ilk kez gelişiniz evet, mi? Evet. Yani bu kadar iyi davranmalarına rağmen 12 yıl sonra kontrole evet, geliyorsunuz. Onda da acaba bir problem var mıdır? Bu kadar süre geçti bir bakalım diye kontrole geldim. Ama iyi bakmışım, bir problem yok hala. Peki dişlerinize iyi baktım derken fırçaladınız herhalde, değil mi? Evet, günde iki kere her sabah akşam fırçalıyorum, diş bir de kullanıyorum. Doktorum o zaman anlatmıştı. Bana uygun diş fırçası tavsiye etmişti, bana uygun diş ipi tavsiye etmişti. Bu bakımları düzenli olarak yapıyorum. Ve geçer not aldım kontrolüm sonrası. Size öykünüz için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ama 12 yıl gibi bir süre herhalde beklemek gerekiyor. Kesinlikle. Doğrusu herhalde biraz sonra diş hekimi Pertev Kökdemir de anlatacak. Herhalde sık aralıklarla belki de 6 ayda bir ya da yılda bir kez gitmek olacak. Doğrusu nedir Sayın Pertev Kökdemir? Tabii ki doğrusu 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek. Biz 6 ayda bir görürsek en ufak sorunları bile başlangıç aşamasında teşhis edebiliyoruz. Şimdi o zaman biraz da konu madem estetik uygulamalardan açıldı,
günümüzde diş estetiğiyle ilgili ne tür gelişmeler var? Şimdi diş estetiğiyle ilgili tabii ki birçok gelişme var. Bizim hep amacımız hastalarımıza ne kadar dişleri beyaz yaparsak yapalım yine de doğal bir gülüş sağlayalım. Artı tabii ki yiyeceklerini sağlıklı bir şekilde yiyebilsinler. Ve dişte koruyucu tedaviler yapalım. Yani dişten ne kadar az aşındırırsak o kadar iyi. Hep bunları amaçlayarak çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Bunlar bonding tedavisi olabilir, metal destekli porselenler olabilir, zirkonyumlar olabilir veya empres laminalar olabilir. Peki o zaman empres laminalar. Biraz daha gelişmişinden başlayalım. Nedir empres laminalar ve zirkonyum? Evet, empres laminalar dişin sadece ön yüzeyinden aşındırarak dişteki bütün işte eğrilik olabilir, form bozukluğu olabilir, renk olabilir. Bütün bunları düzelttiğimiz bir tedavi. Avantajı zirkonyuma göre dişin sadece ön yüzeyinden aşındırıyoruz ve dişte mine seviyesinde aşındırma yapıyoruz. Hastamızın rahatlıkla uzun yıllar kullanabileceği bir tedaviyi sağlıyoruz. Zirkonyuma geçersek, zirkonyum ve metal destekli porselende dişi çepeçevre aşındırıyoruz. Şöyle gösterebilirim örnek. Burada elimde hem metal destekli porselen hem de zirkonyum var. Nedir bunların özelliği? Dıştan baktığımız zaman birbirine çok benzer yapılar ama içlerinde birinin metal desteği var, diğerinin içinde metal yok. Metal olmadığı için işte Alperen Bey'de de uygulanan tedavi bu zaten, zirkonyum tedavisi. Hem dişler daha doğal duruyor, hem dişten daha az miktarda aşındırma yapıyoruz, hem de zirkonyumlarla eksik dişleri de, yine metal destekli porselende de bu var ama laminada yok, eksik dişleri de köprü şeklinde tamamlama imkanına sahibiz. Zirkonyumlarda söylediğim gibi çepeçevre aşındırıyoruz. İnsanların aklına şu soru geliyor. Dişim aşındırılıyor, bu yapıştırılıyor. Daha sonra içeriden çürür mü acaba dişim diye bir soru geliyor. Burada canlı örneği var. İşte 12 senedir bir çürüm olmamış. Bunun için şöyle bir şey çok önemli. Bir kere dişlere iyi bakılması gerekiyor. Zirkonyumun içinde olan diş kısmı çürümez. Çünkü orası önce sağlıklı bir diş. Özel yapıştırıcı ile yapıştırılıyor. Çürük önleyici bir yapıştırıcı ile yapıştırılıyor. Zirkonyumun iç kısmında kalan dişte çürüme ihtimali ortadan kaldırılıyor. Ama zirkonyumun dışında da hala diş var. Ağız ortamına açık, diş eti cebi içinde, dişin kök yüzeyi de var. Zaman içinde eğer dişlerimize iyi bakmazsak, iyi fırçalamazsak zirkonyumun dışında kalan bölgeden dişler çürüyebilir. Aynı kendi dişlerimizin çürümesi gibi. Ama iyi fırçalıyorsak, düzenli kontrole gidiyorsak hastalarımızın hiçbir şekilde endişe etmesine gerek yok. Peki şimdi yurt dışından gelen hastayı düşünelim. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz ama yurt dışından gelen hastalar da var. Ne kadar zamanlarını ayıracaklar bu tedaviler için ve neye göre seçiyorsunuz? Şimdi farklı yöntemler var. Bonding uygulaması, estetik, porselen laminalar ve zirkonyumlar. Kişinin tercihi, biraz da bütçesi de etkili oluyor mu bunda? Şimdi tabii ki kişinin tercihi önemli. Dişlerinin yapısı, dişlerinin durumu önemli. Çünkü hastamız ne talep ediyor bizden ve biz bunu hangi materyalle sağlayabiliriz, bunu değerlendiriyoruz önce. Başta söylediğim kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Dişten en az aşındıracağımız, en az zarar verilecek, en fazla faydayı sağlayacak şekilde bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum, arka bölgede bir diş eksikliği var ve komşu dişler çok çürümüş durumda. Şimdi bu bölgede o boşluğa bir tane implant yapıp onu tamamlamak bana göre anlamsız bir tedavi olabilir. Çünkü komşu dişleri de zaten tedavi etmek zorundasınız. Onlara zaten bir kaplama, porselen diş yapmak zorundasınız. Eğer hastamızın özellikle dişler tek tek olsun diye bir talebi yoksa, bakın burada hasta talebi de devreye giriyor. Böyle bir talebi yoksa o bölgede zirkonyum köprü yapılabilir. Zaten o iki diş kaplanacaktı. Ortada boşlukta kalan bölgeye de implant yapmadan bir tedavi yapabiliriz. Ama hastamız dişlerinin tek tek olmasını istiyorsa, o zaman o bölgede iki tane diş porselenle, zirkonyumla kaplanır. Ortaya da bir tane implant yapılarak onun üstüne de tek başına zirkonyum dişi yapılabilir. Peki şimdi bu kaplama diyorsunuz. Kaplamalarda kişinin biraz daha genç göster, kimisi daha tavşan diş, uzun diş seviyor. Evet. Kimisi biraz daha şimdi büyük, iri dudak ve iri dişler, dişlek dişler de moda. Biraz bu kişinin taleplerine göre ağzın anatomisini de biraz olsun dişin değiştirmek mümkün mü bununla?
Tabii ki dişlerin görünme miktarı kişinin yaşını belirleyen faktörlerden biri. İşte yüzümüzdeki kırışıklıklar, kaşların durumu, gözlerin gözaltı torbaları bunlar hep karşıdaki kişiye baktığınızda onun yaşıyla ilgili tahminde bulunabileceğiniz noktalar. Ama bir de dişler var kişinin yaşını ele veren. Yaşla birlikte dişlerde hafif aşınmalar olur. Hatta ileriki yaşlarda bir de diş gıcırdatma gibi problemler varsa dişler iyice görünmez hale gelir. Ve bu kişiyi daha yaşlı bir ifadeye büründürür. Ve yüzünde dişler yokmuş ifadesi oluşmaya başlar. Hatta güldüğünde bile dişleri gözükmez. Ama dişler eğer dudaklar serbest pozisyondayken özellikle kesici dişlerin uçları 1 milimetre veya 1,5 milimetre gözüküyorsa bu daha genç bir ifade sağlar. Biz de dişlerin boyutlarını, büyüklüklerini belirlerken bunu göz önünde bulundurarak ön iki dişin 1-1,5 milimetre dudaklar serbest pozisyondayken görünmesini sağlıyoruz. Diğer dişleri de bu dişlerle uyumlu olarak boyutlarını belirleyerek hazırlıyoruz ki hastamızın yüzünde daha genç, daha güzel, hastamız da güldüğü zaman kendine hoş görünen bir görüntü olsun. Şimdi artık programın bu bölümünü kapatacağım. Yurt dışından izleyen kişiler şunu düşünebilir. Acaba benim dişlerim ne oranda değişebilir? Kendi diş hekimlerine artık günümüzde teknoloji de çok değişti. WhatsApp'tan görüntülerini atarak fikir alıp fiyat alabilirler mi? Türkiye'de artık herhalde bu şekilde de çalışılıyor. Tabii ki. WhatsApp'tan fotoğraf çekip diş hekimlerine gönderdiklerinde yurt dışından gelmeden önce en azından tedavileriyle ilgili bir fikir sahibi olabilirler. İşte süreleri sormuştunuz az önce. Mesela bonding için sadece 1-2 saat ayırmaları yeterli. Zirkonyum için 6 gün, lamine için 10 günlük bir süre burada kalmaları gerekiyor. Bütün bu süreleri gelmeden önce bize gönderdikleri fotoğraf aracılığı ile hekimlerinden alabilirler. Artı burada kalma sürelerinin yanında yaklaşık olarak tedavi maliyetlerini öğrenirler. Ona göre hazırlıklı gelirler, izinlerini ayarlarlar, uçak biletlerini ona göre ayarlarlar ve buraya geldiklerinde hiçbir sorunla karşılaşmadan bir kere de tüm tedavilerini tamamlatabilirler. Diş hekimi Pertev Kökdemir ve Alperen Pulat, çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.